Ah. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Ne onlar? İhale dosyası mı? Evet, sözleşmeye göre ilk teslimatı bir ay içinde vermemiz gerekiyor. Evet, biliyorum. Evet, ilk etapta 60.000 ton narinciye tedarik edeceğiz. Ondan sonra da Fransa ile görüşmelerime gideceğiz. Biliyorum, ben onları hallettim. Anlaşmaları yaptım, merak etme. Hanıma iş başında yani. E bu kadar büyük bir işe kalkıştık. Her şeyi en baştan düşüneceğim, değil mi? E düşünmediğini düşünmüyorum zaten. Bundan sonra atacağın adım da merak ediyorum. Evet, bundan sonraki adımım... Bu ne? Madame Voyage. Yani tamam, kendi içimizde büyüyelim dedik. Ama turizm bizim işimiz değil Züleyha. Tatile çıkalım diyorum Mehmet. Biraz buradan uzaklaşalım. Ne diyorsun? İtalya, Portekiz, Fransa'ya kadar gider bu gemi. Çok güzel değil mi? 15 gün çocuklarından ayrı kalmak. Yani 2 hafta uzun bir süre. Zor olmaz mı senin için? Yok, ben onları ayarladım. Onlar da bizimle beraber geliyor. Hep beraber gidiyoruz yani. Nikahımızda onlar da yanımızda olsun istiyorum. Nikahımız? Evet. Açık denizlerde kaptanların nikah kıyma etkisi yok mu? Var. Bu gemide kıyılacak nikahımız. Kimseye haber vermeyeceğiz. Mutlu bir aile olarak da geri döneceğiz. Aile olarak döneceğiz yani. Var mısın? Sonuna kadar. Yani anlayacağın gemide evleneceğiz abla. Bakalım hayırlısıyla inşallah Züleyha ve Hakan Gümüşoğlu olarak Çukurova'ya geri döneceğiz. Ne? Sen gemide gerçek kimliğini, yani Hakan Gümüşoğlu olduğunu mu söyleyeceksin Züleyha'ya? Nikahtan önce söyleyeceğim. Yani bu yaşananların ve hakkında söylenen her şeyin bir oyunun parçası olduğunu dile getireceğim. Züleyha ne yapacak sence? Ya nasıl ne yapacak? Gerçeği öğrenecek, her şeyden önemlisi. Tamam, gerçeği nasıl karşılayacak peki? Yani başta belki zor olabilir tabii. Ama devlet adına çalıştığımı öğrenince bence bir sorunu yok. Eminsin yani? Yani eminim. Ya sana inanmazsa o zaman ne olacak peki? Düşündün mü? Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Züleyha kaptana haber verecek. Gemide dünyaca aranan bir kaçak var diyecek. Ve sonra kaptan seni derdest edip kamaraya kapatacak. En yakın limanda da kolluk kuvvetlerine verecek. Teslim edecek, bu kadar. Abla Züleyha'yı tanımıyorsun bak. Dünya peşinde oğlum. En yakın limana yanaştığınızda polisler direkt kelepçeyi takacaklar sana. Biz senin iadeni isteyip de getirene kadar yıllarca belki bir yabancı ülkenin cezaevinde kalacaksın. O da ikna edebilirsek. Vallahi hiç fark etmez abla. Delirdin mi Hakan ya? Aklını mı kaybettin? Vallahi her şeyi göze aldım abla. Züleyha'yı seviyorum ben. Oğlum tamam, haklısın. Sevdiğin kadına karşı dürüst olmak istiyorsun. Seviyorsun. Ama biraz mantıklı ol. Abla sonucu ne olursa olsun hakikati söylemek zorundayım. Yani bir yuva kuracağım. Yani yalan üzerine bir yuva kuramam. Ne zaman kalkıyor bu gemi? 1-2 güne falan herhalde. Gezinin 3. gününde nerede olacaksınız biliyor musun? İtalya'da, Roma'da. Senden seyahatin 3. gününe kadar beklemeni istiyorum Hakan. Tamam. 5 gün içinde operasyon bitmiş olacak ve herkes yurda dönmüş olacak. O zaman senin bizimle çalıştığına dair bütün belgeleri Roma'ya Büyükelçiliğe yollayacağım. Oradan alacaksın ve Züleyha'nın karşısına söylediklerini ispat edecek şekilde çıkacaksın, tamam mı? Tamam. Ama seyahatinin 3. gününe kadar beklemen şartıyla. Operasyonun selameti ve diğer arkadaşlarımızın can güvenliği için 5 güne ihtiyacım var. Tamam. Anlaştık o zaman. Evet, anlaştık. Çok zorsun Hakan. Yani ilk çalışmaya başladığımızdan beri kök söktürdün bana.